Korona çıktı, ortalık karıştı. Eczanelerde dezenfekte ürünleri ve kolonyalar bitti. Marketlerde ise bakliyat ürünleri ve makarnalar da tükendi. Biz de süper haber olarak sokağa çıktık ve halkın nabzını tuttuk. Evet, bizde tükendi ve dün zaten yoğun bir istek oldu. Yoğun olduğu için elimizdeki bütün ürünler bitti ve depodan da alamıyoruz. Bize de gelmiyor aynı zamanda. O yüzden şu an elimizde de yok. Maske ve genellikle kolonya, dezenfekte ürünleri gibi. Yani şu anda yok elimizde. Mesela az önce de bir bayan geldi, maske istedi ama maalesef yok. Yani firmadan kaynaklı ya da depolara gelmiyor. Firmadan depoya gelmiyor, depodan da bize gelmiyor aynı zamanda. Şu anda elimi dezenfekte edeceğim. Sen de yapabilir miyim? Tabii ki, buyurun. Peki kolonya bulamadınız mı? Kolonya, yani yoldan geldiğimiz için arabamızda yok, öbür arabamızda vardı. Şayet şu anda piyasada da yok. Aradınız mı? Yani şöyle var, 6 lira TL olanlar şu anda 12-16 liralardan gidiyor. Açık söylemek gerekirse ben Bahçelievler'de oturuyorum. Eskiden fiyatı 6 TL olan şey, dün akşam aldım ben, 9.5'a aldım. Kolonya'yı? Evet, TL bazında ama çok fazla şu anda yok. Varsa da arkalarda stok yapıyorlar. Bir de marketlerde makarna tükendi. Siz aldınız mı makarna? Ben açıkçası geç saatlerde geldiğim için öyle bir sanal ortamlarda haberler dolaştı ama benim bilgim yok. Sanal ortamda gördüğüm kadarıyla var, gördüm. Ama siz de böyle makarna tarzı bakliyat alacak mısınız? Hayır tabii ki de. Hayır tabii ki de almayacağım. Neden dersen, yani şimdi ben o şekilde yaparsam, diğer vatandaşı böyle yaparsa bildiğiniz kaos çıkıyor. Panik olur. Panik olur. Yani millet gördüğüm kadarıyla çikolataya kadar dahi almışlar makarna. Sadece önde çıkan pirinç. Ama millette bir panik korkusu var ama korkulacak bir şey yok. Yeter ki biz Müslüman bir ülkede yaşıyoruz. Dezenfekte ettiğimiz sürece tokalaşmalarda ve öpüşmelerde dikkat edersek hiçbir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Şu anda herkes maske ve dezenfektan madde istiyor. Kolonya. Kolonya tabii. Kolonya da son zamanda tekrar çıktı. Normalde dezenfektan en çok kullanılan şey. Bitti. Ama bitti. Yok, bulamıyoruz. Var ama fahiş fiyatta almıyoruz. Yani o fahiş fiyatta olan bir şeyi ben alamam. Yani benim şu anda 25-30 liraya satmış olduğum bir şeyi 50-60 lira diyemem yani. Böyle. O kadar değil. Fırsatçılık bu. Onun için de almıyoruz yani. Alamam zaten bu şekilde. Dün almak istedim, bulamadım. Ne almak istediniz? Kolonya. Evden telefon açtılar. Evet. Dezenfekte suyu olabilir, kolonya olabilir, bir şeyler al gibisinden. Şu ileride de poşet alışveriş yaptığımız bir firma var. Evet. Gittik. Kalmamış. 9 liraya sattığı bir ürünü, kadın vardı orada. O ara ben de şahit oldum. Kadın geldi işte, 9 liraya aldığım kolonyalar vardı. Onlardan kaldım, alabilir miyim gibisinden. Onlar bitti. Aynı kolonya 24 lira oldu dedi. Sebebini sordu kadın. Neden hani dün aldık, sonuçta bu fiyatı aldık. Adam da bende tükendi. Ben de aldığım firmaya telefon açtım. Bu kolonyalardan bana gönderir misin diye başvuruda bulundum. O da bana göndeririz ama fiyatı eski fiyat değil. Hani %100'ün üstünde bir rakam. Çıkarcıyız abi millet olarak. Severiz böyle şeyleri. Almadım. Almadım abi. Paniğe gerek yok. Gerek yok abi, niye alacağım ya? Panik yok. Yok, panik yok. Çocuklar var. Mümkün olgalardan çıkmıyorlar. Evdeler. İşte bizde işimiz gücümüz var. Çıkıyoruz, gidiyoruz. İhtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Ya bir panik halinde değiliz. Yani öyle normal. Vakitte gidip böyle... Yok. Yapmadık, yapmayacağız. Hiç gerek yok. Vallahi halkın ne bileyim yani daha dikkatli olması lazım. Dezenfekte işte ne bileyim. İş olmayan çıkmayacak. Çıkanlar da ne bileyim kontrollü, hijyenik bir şekilde davranacak, gezecek. Makinede saldırı temas etmeyeceğiz. Yok abi, ne alakası var ya? Ne yapacağız yani markette? Hani bitecek sonuçta bu yıl. Nereye kadar saldırabilirsin ki yani? Uzun sürmesini diliyoruz. Yani bitsin bir an önce. En çok şu an dezenfektanlara talep var. Dezenfektan. Kolonya? Kolonya. Peki var mı? Yok. Yani daha doğrusu ilk bu vaka tespit edildikten sonra çok ilk gün işte dün aşırı talep oldu. Dün bitirdiler. Yani geçen haftalarda da vardı ama hani gün içinde 10-15 kişi soruyordu yine. Ya biz o yüzden çok girmiyoruz şeylere. Yani var bazı talep toplayanlar veya piyasada işte geliyorlar eczane ziyaretlerine falan ama zaten bilmiyoruz firmaları veya şeyleri yok, böyle geçen hafta falan maske veya şey için geldi. Fiyatları yüksek çekince biz de yani alsak yani normal sattığımız fiyatın 2-3 katına kat satmamız gerekiyor. Çok hani bizde fırsatçı gibi görünmenin bir anlamı yok. Bir panik havası var, biraz dağılınca sakinleşir, tekrar şeyine oturur diye düşünüyoruz. Eczanede tabii herkes sıkıntı yaşadı. Yani bitirdiler tabii ürünü. Öyle oluyor. Marketlerde falan da bitmiş kolonyalar. Bekliyoruz yani. Sürekli kullanıyorum zaten. Ama öyle bir
bundan dolayı değil. Hijyene dikkat edeceğiz. Evet. Beslenmemize dikkat edeceğiz. Toplu yerlerden uzak duracağız. Panik yapmayacağız. Rahat olacağız. Bu. Hadise bu. Siz sürekli kolonya bulunduruyorsunuz. Kolonya tabii canım. O hayatın olmazsa olmazı. Bizim evet. Geleneğimizde var o. Yani kolonya değil mi? Misafire kolonya ikram edilir. Evet. 2-3 fırsat. Sordunuz mu siz? Yok. Da duyuyorum. Fırsatçılık var. Tabii. Fırsatçılara gün doğdu. Çok fazla var bende. Hani normalinden daha fazla diye düşünüyorum. Bağışıklık sistemi düşük olduğu için. Çok düşük. Evet, o yüzden çok korkuyorum. Bir de çok çabuk bulaşıyor hani hastalık. Bana hemen kapıyorum ben. Çok korkuyorum o yüzden. Çok ağlıyorum falan. Evde kolonyalarım falan var. Kolonya aldınız mı? Evet, aldık. Dün bitmiş marketlerde, bugün de yok. Ay yok, babam getirdi, aldık. Ay çok sık ellerim yıkıyorum, çok şey yapıyorum. Bir de kutu kutu şey var, ıslak mendil falan aldık böyle. Onları falan. Yanlış buluyorum ben. Hani bunu fırsat bilip fiyatları yükseltmeleri falan. Hani bilmiyorum. Çok yanlış buluyorum, çok saçma buluyorum. İnsana en çok zarar veren insanlar olduğunu da düşünüyorum. Yani hani önlemler alındıktan sonrasında olmamak lazım ama ben yine çok fazla korkuyorum. Bir tane de çıksa korkuyorum. Bir de şunu da eklemek istiyorum. Hani deprem oluyor, ev kiraları yükseliyor, virüs bulaşıyor, maske fiyatları, kolonyalar, onlar, her şeyin fiyatı yükseliyor. Hani bu çok saçma ve yanlış geliyor. Yoğun olarak dün sorulmaya başladı. Dün. Yani en yoğun dün soruldu ama iki haftadır falan soruluyor. Peki var mı ürün? Şu anda hiç kalmadı elimizde. Yani ürün olmadığı için tabii yükselme oldu biraz da fiyatlarda ama bize gelişleri de pahalı geliyor artık. Talep çok fazla olduğu için ürünler bulunamıyor. Fiyat ondan dolayı yükseliyor. Tabii yükselmesini istemiyoruz. Gene normal fiyatlara dönmesi hepimiz için daha iyi. Ben normal alışverişimi yapıyorum. Şeyden, marketlerden makarna. Yok. Kolonya. Kolonya bulamıyoruz ki alalım. Sorduk. Mesela 4-5 tane markete sorduk. Hiçbir tanesinde şey yok. Kolonya yok. Ne diyorlar? Yok diyor. Kalmadı diyor. Geçiyor kenara. Islak mendil, kolonya. Bu türde şeyler hiç... İnsanlar bir yere oturmaya korkuyor. Kalabalıkta oturmaya korkuyor. İşte virüs var diyor, onları içmem, yemem, dışarı bir şey yemem, her şeyi kendim yapacağım diyor. Böyle bir insanlara tedirginlik var. Panik doğru olmadığını biliyoruz da, yani insanlar, bizim insanlarımızda yapacak bir şey yok. Mesela otobüse sabah gelirken kadının bir tanesi oturmuş, şoför frene basıyor, otobüs ileri falan gidiyor, elinden şeye tutmuyor. Ellerine böyle vuruyor, böyle şey yapıyor, bu şekilde. Dedim ya, tut dedim. Bir şey olmaz dedim. Düşeceksin, kafan yarılacak dedim. O kadar enteresan bir şey. Peki herkes böyle duruyor, eli ağzında. Bu şekilde. Yani ama insanlara da bir korku var ya. Şimdi adam bugün böyle oldu. Mesela akşam adam bir açıklama yapar. Der ki dışarı çıkmayacaksın. Evinde çoluğu çocuğu var. Ne yedirecek onlara? Bir şey alıp önüne koyacak. Öyle değil mi öyle? Evet. Yani. Ama biraz fazla aşırı. Devlet yani kötü bir şey, şimdiye kadar kötü bir şey açıkladığını duymadım. Adam diyor ki mesela şimdi şeye gerek yok. Biz elimizden gelen her şeyi yapıyoruz diyor zaten. Bizim yaptığımız ilaçlamalara, şeylere karşı yani bu virüsün bir şeyi yok. Ama tabii ki dikkat etmek lazım diyor. Kendiniz ona göre bir düzen koyun ama bunu derken de demiyor ki gidin marketlere saldırın da raflara bir şey bırakmayın, onu etmeyin, bunu etmeyin. Öyle bir şey dediği yok. Yani normal hayatınıza devam edin ama düzgün bir şekilde devam et diyor sana. Yani git diyor markete saldır, işte aç kaldık, susuz kaldık, yarın kıyamet kopacak, öyle bir şey yok. Ben daha önceden de almıştım. Şu anda da bu koronadan sonra biraz daha ilave ettik, aldık. Kolonyamızı aldık, deterjanlarımızı aldık. Bak her şeyimiz var. Bulunmuyormuş. Yok, bizim buralarda var. Bulunuyor. Fiyatları yüksekmiş. Evet. Kolonya fiyatlarına zam gelmiş. Kolonyalar yüksek, evet. Peki doğru bir şey mi? Doğru bir şey değil tabii ki. Ama şu an tabii ortada böyle bir virüs salgını, bir söylenti olduğu için her şeyi iki katına katladıkları için doğru değil tabii. Bir de fırsatçılık. Tabii şu an
piyasada böyle bir söylenti olduğu için, herkes fırsatçılık yaptığı için kim kime tutturabildiğine satıyor tabii. Pahalı. Şu an kolonya, temizlik ürünleri, her şeyin etiketleriyle oynanılmış, her şey pahalı. Olmaması lazım. Ben şimdi şeyden geliyorum. Doktordan geliyorum. Özel bir doktorumuz. O da bazı açıklamalar yaptı bize. Evet dedi, salgın var. Ciddiye alınması lazım. Bu el dezenfektelerin ve deterjanların da sahtelerini çıkarmışlar dedi piyasaya. Dikkat edin dedi. Bilmediğiniz markaları almayın dedi. Ve bu işi çok ciddiye alın dedi. Süper haber olarak sokağa indik ve halkın görüşlerini aldık. Halk kolonya ve dezenfekte maddelerinin bulunmamasından, ayrıca fiyatların yüksekliğinden şikayetçi. Ancak bir panik havasıyla marketlere gidilmesinden ve orada çeşitli ürünlerin toplanmasına da karşı. Yani halk diyor ki korona olabilir, ancak panik olmamalı.